Demirci'nin Hoşçular Köyü'nde Halil Yıldız şu anda köyünde antrenman yapıyor. Sabah saat 10. Halil Yıldız 15 Şubat'ta Isparta'da katılacağı Türkiye finallerine hazırlanıyor köyünde. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Hoşçular Köyü'nün mezarlığında koşuyor. Evet, şu anda Halil Yıldız yine koşusuna devam ediyor, antrenmanına devam ediyor. Karşıda görmüş olduğunuz köy Hoşçular Köyü. Halil'in babasının, dedesinin köyü. Ali amca. Buyur hocam. Gel bakalım şöyle, sen de Hoşçular Köyü'nden Halil'in dedesisin. Ben Halil'in dedesiyim hocam. Ali Sönmez değil mi? Evet, Ali Sönmez. Torununla gurur duyuyorsun değil mi Ali amca? Tabii, değil mi hocam ya, gurur duyuyorum tabii. Tabii hocam. Gurur İnşallah. Isparta'da 15 Şubat'ta yarışacak. İnşallah hocam. Ondan güzel bir derece başarı bekliyoruz artık. İnşallah artık, inşallah hocam. İnşallah, inşallah. Torununa köyde iyi bakıyor mu? Tabii bakıyor. Süt, peynir, tereyağı. Her şey bol hocam. Tavuk eti. Her şey var. Tamam, Allah razı olsun, sağ ol. Sen de hocam, teşekkür ederim. Köyünüze bak sabah. Ne güzel, aydınlık güzel gözüküyor. Horoz sesleri, kuzu sesleri, meleme sesleri. Her şey var hocam. Köy hayatı ne kadar güzel. Tamam hocam ya, tabii, tabii hocam. Köylüler bazen tarlasına gidiyor traktörle, çapa motorunla. Tamam hocam, tabii. Öyle hocam, öyle. Hoşçular Köyü'nden Halil Yıldız köyünde antrenmanları devam ediyor. Halil, bir seni yakından tanıyalım. Baban Zeki Yılmaz, Zeki Yıldız pardon. Sahilde yaşıyorsunuz. Kaç yıldır sahilde yaşıyorsunuz? 6-7 senedir sahildeyiz. Sen 3 yıldır profesyonel olarak atletizmle uğraşıyorsun, koşuyorsun. Evet. Seni takip ediyoruz. Yarışmalarda iyi derece yapıyorsun. Halil, sen bu spora ne zaman başladın? Nasıl başladın? Spora kendi kararımla başladım. Bizim eski otoyolumuz köyde başladım spora. Kendi kararımla. Sen de böyle bir yetenek olduğunu hocam mı keşfetti yoksa sen mi fark ettin? O hocam keşfetti. Taceddin hocam. Yok, eski köyümde olan hocam keşfetti. Sonra o Necmet, Taceddin hocama mı tavsiye etti seni? Evet, evet hocam. Peki hocam ne diyor bu konuda senin için? Hocam iyi diyor hocam ya. Sen de gelecek vaat ettiğini görüyor mu? Evet hocam. Sen sadece antrenmanlarını nasıl yapıyorsun? Kaç gün, haftanın kaç günü çalışıyorsun? Sadece bir tek pazar günü çalışıyorum. Haftanın 6 günü çalışıyorsunuz. Evet. Hangi sahilde çalışıyorsunuz? Okul olduğu zaman 5 gibi. Olmadığı zaman 3'te falan başlıyoruz hocam. Günde 2 saat yapıyor musunuz antrenman? Yapıyoruz hocam. Bayağı ağır antrenmanlar yapıyorsunuz. Aynen hocam. Sen özel bir çalışma yapıyor musun kendini geliştirmek için? Yok, yapmam hocam. Antrenmana daha çok kendimi veriyorum. Tamam. Öyle hocam. Peki Halil'ciğim, hedefin ne? Hedefim milli takıma girmek hocam. İnşallah bunu da başarırsın. Biz demirci halkı olarak senin her zaman arkandayız. Eğer sen de milli takıma seçilirsen bu demircim için çok büyük bir gurur olacak. Güzel bir tanıtım olacak. Evet hocam. Geçen Kuşadası'ndaki yarışmalarda çok zorlu hava şartlarında değil mi? Yağmurlu havada koştun herhalde. Evet hocam. Takım olarak grup birincisi oldunuz. Evet hocam. 15 Şubat'ta şu anda 15 Şubat'ta Türkiye finallerine gideceksin. Sen şimdi buradan sahilde gideceksin. Burası sahilde hocam. Sahilde de şampiyonluğa hazırlanacaksın. İnşallah hocam. Şimdi sana Demirci Belediyespor adına Abdullah Demirkol Başkanımız sponsor oldu. Evet hocam. Demirci Yaşam Grubu'ndan seni takip etmiş başarılarını. Sen de geçen hafta babanla Demirci'ye geldin, tanıştınız. Ben de vardım. Evet. Abdullah Demirkol sana hani güzel şeyler söyledi değil mi? Evet hocam. Halil'cim bir de sporda kaybetmek de var, kazanmak da var. Aynen. Kaybetsen de üzülme, biz senin her zaman arkandayız.
maddi manevi olarak her zaman sana destek olacağız dedi. Biz Abdullah Başkanımıza buradan teşekkür edelim. Sana sponsor oldu, sana sahip çıktı, sana destekledi. Ayrıca seni yetiştiren Taceddin Hoca'na da, Necmettin Hoca'na da çok teşekkür ederiz. Onlar da seni çok güzel hazırlıyorlar. Ben de takip ediyorum seni. Bak ne güzel sabahtan beri koşuyorsun. İnşallah 15 Şubat'ta Isparta yapacağın Türkiye finalleri yarışmasında sana başarılar diliyoruz Demirci halkı adına. Senden güzel haberler bekliyoruz. Şimdi biliyorsun Demirci Belediyespor şampiyon oldu. Süper Amatör Lig'e çıktı. Sen de artık Isparta'da Türkiye finallerinde başarılı olursa, milli takıma seçilirsen bu bizim için çok büyük bir gurur kaynağı olacak. İnşallah. Abdullah Demirkol başkanımızın amacı Demirci'yi sporda bir marka haline getirmek. Sen de buna bir vesile olacaksın. Bak şu formanı da göstereyim şöyle yakından. Demirci Belediyespor yazıyor değil mi? Aynen hocam. Abdullah başkanımız sana bunları gönderdi. Arkanı dön bir de onu görsünler. Evet, Demirci Belediyespor. Tamam Halil'ciğim. Sen Isparta'da Demirci'yi temsil edeceksin artık. Demirci formasıyla yarışacaksın. İnşallah birinci olursan orada Demirci adına güzel bir reklam olacak. İnşallah. Hemen dedin de bak burada senin antrenmanlarını takip ediyor mu amca? Tabii hocam. Her zaman takip ediyor mu Halil'in antrenmanlarını? Tabii hocam, her zaman arkasındayım ben. Tabii ediyorum. Artık bu Halil milli takıma seçilirse hem Hoşçuluğa köyü hem Demirci adına hem ailesi adına çok büyük gurur kaynağı olacak. Tabii hocam, ne demek. Tamam. Halil inşallah sen öyle bir başarı elde edersen ben de Demirci Yaşam Grubu'nda seni başarını, milli takıma seçilmeni büyük bir gururla, sevinçle paylaşacağım. Sağ olun. Sana başarılar dileriz Demirci halkı adına. Teşekkür ederim. Senden güzel başarılar, güzel haberler bekliyoruz Halil'ciğim. Sağ